Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2021 Mayıs aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sizin 3. evinizi aydınlatacak. Boğa burcundaki Güneş hayattan beklediğimiz keyif, konfor, kişisel zevkler, maddi manevi güvenlik alanlarına daha fazla vurgu yapıyor. Biz de biraz rahatımıza düşkün olabiliriz bu ayın büyük bölümünde. Merkür İkizler Burcu'na geçiyor 3 Mayıs itibariyle. Venüs de 9 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek. Bu ayın ilk haftasından itibaren daha fazla kendinizi iyi hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz yerde, daha çok evinizde, aileyle fazla zaman geçirme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Hani bunlar sizi mutlu edebilir, keyiflendirebilir. 11 Mayıs'ta 21 derece Boğa Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıklarını da tabii ki gündemimize taşıyor. 25 Mayıs'a kadar olan süreçte bu yeni ay gündemleri de devrede olacak. 3. evdeki yeni ay yeni düşünceler, yeni fikirler ortaya çıkarabilir. Özellikle yakınlarınızla, kardeşlerinizle ailevi bir konu hakkında belki konuşacaksınız, görüşeceksiniz, bazı önemli kararlar verme sürecindesiniz. Bu yakınlarınızı daha fazla haberleşebileceğinizi, daha fazla temas edebileceğinizi de gösteriyor. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler, bazı kısa böyle seyahatler olabilir. Yeni ay etkisiyle beraber bir eğitime de başlayabilirsiniz. Evden yapabileceğiniz bir ticari oluşum, sosyal medya üzerinde, internet üzerinde yapılabilecek girişimler, tüm bunları aslında gündemimize taşıyabilecek keyifli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve sabit burçlarda bulunuyorlarsa özellikle, evet, bireysel etkiler daha güçlü olacaktır, daha etkili olacaktır. Evet, yeni ayın hemen ardından 13 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Evet, bu tabii bu ayın sürprizi aslında. Jüpiter şu an Kova burcunda ama kısa bir süre sizin burcunuza gelecek. 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay Jüpiter'i burcunuzda misafir edeceksiniz. 2022'de Jüpiter büyük oranda Balık burcunda olacak. Ama bu ziyareti de size bazı önemli etkiler verebilir. En azından önümüzdeki yıl yapacağı tesirler hakkında ipuçları verebilir sevgili balıklar. 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay 0 ile 2 derece arasında harekette bulunacak. O yüzden özellikle tabii ki ilk 2 derecede Güneş ve yükselen burcumuz varsa tesirler artacaktır. Yani bireysel tesirlerimiz artacaktır. Yani doğum gününüz özellikle 20 Şubat'la 25 Şubat arasıysa ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arası balıksa etkileri daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Jüpiter bereketlidir. Balık burcunu yönetir. Maddi manevi şans, fırsat verebilir ama her şeyden önce bir iyimserlik verir. Hayata karşı daha böyle bir kabulleniş, akışta kalma, böyle bir inanç sistemlerimizin, inançlarımızın bir güçlenmesi, manevi yönümüzün güçlenmesi mümkün. Etrafımıza karşı daha hassas, daha duyarlı olabiliriz. Yardımlaşma temaları öne çıkabilir balık burcunda. Kısmetimiz de artabilir tabii ki. Seyahat fırsatları, işte kazanç fırsatları balık burcunda olabilir. Yaratıcılığımız biraz daha güçlenebilir. Evet, keyifli bir dönem. 28 Temmuz'a kadar Jüpiter'in o korumacı etkisini, güçlü etkisini hissedebilirsiniz. 20 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Ev yuva alanlarımız daha fazla aydınlanıyor, daha fazla mercek altında oluyor. Aslında bu ayın büyük bölümünde gerçekten siz özellikle eviniz ve yuvanızla ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Ve 26 Mayıs'ta ay dolunay fazına ulaşmış olacak. Bu aynı zamanda bir ay tutulması, tam ay tutulması, 2021'in ilk ay tutulması, 5 derece yay burcunda olacak. Sizin de haritanızda güçlü bir alanda, 10. evinizde en görünür alanda bir ay tutulması var. Ve sizin gibi değişken bir burç olduğu için en fazla etki alan burçlardansınız. Unutmayın. Zaten geçtiğimiz yıldan beri ay düğümlerinin ikizler yay aksına geçişiyle beraber tutulmalar 6 ayda bir oluyor, ikizler yay tutulmaları. Ve bu sevgili balıklar tabii ki yaşamanızda önemli dinamiklerde daha kadersel etkiler getiriyor olabilir. Bu tutulma da toplumdaki duruşunuz, statünüz neyse, bu işinizle ilgili olabilir. İşte evlilik konularıyla, aileyle ilgili olabilir. Bazı dönüşümler, tamamlanmalar getirebilir. İş değişimleri, mesleki alanda belki bitişler ya da yeni başlangıçlar, yer değişimleri,
olabilir örneğin, ya da beraber çalıştığınız kişiler, üstlerle ilgili önemli dönüşümler olabilir. Ayrılıklar, boşanmalar ya da evlilik nedeniyle yine kariyerinizde bazı kapılar açılabilir, kapanabilir. Ev ve mekan değişimleri de olabiliyor büyük oranda böyle bir tutulma tesirinde. Ve birçok balık içinde biraz ebeveynler ilgi alanında, yani anne baba konuları. Evet, duygusal olarak sizi etkileyebilir, bazı hastalıklar, kayıplar olabilir aile büyükleriyle alakalı. Ya da onlarla ilgili dönüşümler ya da hayat düzenlerinde olabilecek gelişmeler, daha kadersel olarak tesirlerde bulunabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Ne dedik? Özellikle 0 ile 5 derece arasında kişisel gezegeni olan balıklarımız bu tesirleri, tutulma tesirlerini alabilirler. Bireysel olduğu kadar tutulmalar toplumsal alanlarda da tabii hızlı gündemler yaratabiliyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmakta fayda var. 29 Mayıs itibariyle Merkür artık gerilemeye başlayacak. Evet, Merkür retrosu İkizler Burcu'nda başlıyor 29 Mayıs'ta. Merkür İkizler'de güçlüdür, yöneticidir. Ama tabii Merkür retroları ne kadar güçlü de olsa biraz günlük hayatta sıkıntı yaratabiliyor, iletişim sorunları yaratabiliyor. O yüzden Mayıs ayını iyi değerlendirebiliriz. 29 Mayıs'a kadar olan süreçte özellikle evle ilgili konular, taşınmalar, anlaşmalar, sözleşmeler ve benzeri işlerimiz varsa, verilecek kararlarımız varsa bunları 29 Mayıs'a kadar yapalım. Mesela taşınıyoruz, bir kontrat imzalayacağız. Evi satıyoruz mesela, bir sözleşme yapacağız ve benzeri etkiler ya da bir iş girişimimiz var. Hani bunları lütfen Merkür Retrosu başlamadan toparlayalım. Mümkünse en azından düzenlemeleri, planlamaları yapmaya çalışalım. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.